Efendim merhaba, izleyenler ve dinleyenler demek istiyorum ve çok izlensin istiyorum, öyle diyeyim. Sayın Şafak Özsoy ile birlikteyim. Sayın Özsoy, sürdürülebilirlikle ilgili konuşacağımız bir uzman diyeyim, yani profesyonel diyeyim. Şimdi anlatacağım çok kısa, zaten kendisini anlatacak ama sürdürülebilirlik bir ajansı var. Yıllarca aslına bakarsanız, hani söylemeyeyim ne kadar çok deneyim olduğunu, gencecik bir kadın ama son 20 yıl sürdürülebilirliğin içerisinde. Şimdi bir kadın ve sürdürülebilirlik yan yana gelince çok şey oluyor. Bence iyi oluyor, yani kombinasyon ve kokteyl harika. Özel girişiminin dışında Birleşmiş Milletler Risk ve Afet Ofisi Türkiye temsilcisi. Bu ne demek oluyor? Yani hem uluslararası kriterler, hem Türkiye'nin varlığı, yani gerçekleri doğru bir kaynak olarak sürdürülebilirlik konusunda neresinden tutacağımızı ben de bilmiyorum. Çünkü herkesin çok konuştuğu bir konu. Bir miktarda, yani ne konuşulur? Gerçi her seferinde konuşacak çok 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 şey buluyoruz. Şafak Hanım, ben susmayı bilemiyor olabiliyorum bazen. Hoş geldiniz. Efendim çok teşekkür ederim. Sizinle birlikte olmak Yaprak Hanım bir zevk benim için de. Çok sağ olun. Doğru, yani sürdürülebilirlik mekanizması nereden başlasak dedirten bir şey aslında. Seksi bir konuymuş bu. Ne kadar çok insan sürdürülebilirmiş, yani hani şey gibi. Hani böyle bir ben de bir bulaşayım deyip de böyle bir garip bir durum. Yani tuhaf değil mi sizce de? Böyle bir ortaya bir atayım ben. Ortaya karışık bir şey sorayım. Yani tuhaf değil mi bu? Yani şey, tabii şu son günlerde ben şöyle bir şeyle başlayayım isterseniz. Buyurun. Uzun yıllar, teşekkür ederim. Ben uzun yıllar 2002'de Tulip Sürdürülebilirlik Merkezi'ni kurdum. O zaman adımız Sürdürülebilirlik Merkezi değildi, eğitim ve danışmanlıktı. Türk çevre mevzuatını pek çok yerde söylüyorum. 150 slide'la anlatıyordum. Ve bir yapılanmamız yoktu o yıllarda. Çevre mevzuatı ve izin lisans tarafı Çevre Bakanlığımızda, kısaca Çevre Bakanlığı diyorum. Adı tabii ki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. O tarihlerde biz mevzuatı anlayarak fabrikalar, iş dünyası, sanayiye mealen ne demek istediğini anlatıyordum. Ve o yıllarda da eğitim notlarımın içerisindeki maddelerden bir tanesi de sürdürülebilirlikte. Hep soruyordum, ne zamandan beri duyuyorsunuz bu sürdürülebilirliği? Artık sormuyorum bunu, yani 2015'te falan bıraktım sormayı, ne zamandan beri duyuyorsunuz diye. Aslında mekanizmayı belki ben şöyle yorumluyorum. Şimdi ana hadise şu: 18. yüzyılda kömür bulunuyor. Ben yer bilimciyim bu arada, İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezunum. Şimdi 18. yüzyılda dünya kömürü bularak bir mobilite kazanıyor. Yani o mobiliteyle hayatlarını sürüyor. Geçen haftalarda şeye gittim. Tabii bu Anadolu yakası ile Avrupa yakası arasında İstanbul'da seyahat etmekten bunalıp İsviçre'ye gittim. Dolayısıyla bir dağda, bu Lugano'nun dağının yüksek bir tepeye çıktım ve orada bir tünel var, biliyorsunuz Lugano'yu İtalya'ya bağlayan tünel. Ve 18. yüzyılda karla o küretleri kazdıkları ve tren yolunun döşenmesinin ne büyük bir ulaşım, ne büyük bir medeniyet getirdiğini resmetmişler. Ve kömür o zaman çok değerli ve önemli bir şey. Yani hani bugün kömür santrallerini kapatalım diyoruz, okey, ama kömür aslında bize ne kazandırdı? Mobiliteyi kazandırdı ve tren yollarıyla birlikte sanayi devriminin hamlelerini kazandırdı. Derken 19. yüzyıl. Petrol, biliyorsunuz dünyada petrol ulaşımla ilintilidir. Enerji dediğimizde hep kömürü referanslıyor idik. Biraz hala öyle. Dolayısıyla şimdi 20. yüzyılın ortalarından itibaren de artık sürekli üret, kaynaktan alıp üretip atıklar, kaynaktan al, üret atıklar. Bu dünyanın bunu kaldıramayacağı, kaynakların limitli olduğu gerçeğiyle karşı karşıya geldik. Yani burada anlatmaya çalıştığım aslında sürdürülebilirlik mekanizması iş süreçleriyle, ürünle alakalı bir şeydir aslında. Ve dolayısıyla bizim büyük bir çerçeve bize, bir çerçeve çiziyor. O nedenle zor aslında. Yani pek çok disiplini barındırıyor, pek çok disiplin bir arada işliyor bu kavram içerisinde. Dolayısıyla da bize bu çerçeve içerisinde
üretimden tüketime kadar ki bütün altlığı tariflediği gibi öte yandan bir yönetim modeli çerçevesi de artık 2000'li yılların ortasından itibaren resmetmeye başladı. Ve dolayısıyla bugünlere geldiğimizde herkes dediğiniz gibi bir bulaşmak istiyor sürdürülebilirliği. Herkes sürdürülebilirlik çalışmak istiyor. Güzel tarafı var ama öte yandan dikkat edilmesi gereken konu bu yeşil yıkama dediğimiz. Gerçekte şirketler ne yapıyor ve gerçek anlamda yeşil yıkamanın yani göz boyamanın noktalanması gereken bir noktadayız. Yani buna pabuç bırakılmaması gerekiyor. Neden? Çünkü iklimin baskıcı gücü sadece azaltım hedefleriyle dünyanın gidemeyeceğini, öte yandan uyum çerçevesi içerisinde dünyanın kendine ve ülkelerin kendilerine ve tabii ki tedarik zinciriyle birlikte şirketlerin kendilerine çekidüzen vermeleri gerçek anlamda ve iş süreçlerini de bu anlamda iyileştirmeleri zaruriyeti var diyeyim bu sürdürülebilirliği. Böyle bir giriş yapmış olayım size. Çok güzel bir giriş yaptınız. Peki siz yani ben biraz önce telaffuz ettim. Yani sürdürülebilirlikle biz şimdi risk ve afet ofisini ya da onu da bir araya getirdik. Ben sorumu şuradan, siz aslında bu sürdürülebilirlik ciddi bir risk altında gibi geliyor bana. Ukrayna'da ciddi bir kriz yaşarken, yani böyle COP'ta işte nükleer şey, yani böyle çevreci enerji kaynakları yaratalım, şöyle bir şey olsun, güzel rüzgarlar esmeye başlamıştı. Ama şimdi tamamıyla konvansiyonel bir şeyde durma, yani oraya park etmek gibi bir zorunluluk da geldi birdenbire. Şey, yani tabii ki bu sorduğum soru değil, yorumu çok büyük, fakat bir risk var değil mi sürdürülebilirlik ve çevre ve iklim konusuna? Çünkü bunun başlıklarından yalnızca bir tanesi iklim ve iklim içinde bizim aslında enerji kaynaklarımızı kontrollü, vizyoner, kelimelerimi hani doğru seçmeye çalışayım ki herkes gibi ben de sürdürülebilirlik konuşmayayım istiyorum. Ama durum nedir? Yani bunun altı, bu bir enkaz yani şu anda. Ve nereye kadar gideceğini ben göremiyorum. Dramatize mi ettim? Yok, aslında şöyle, yani şöyle bakmak lazım. Yani aslında 21. yüzyıl bir iklim yüzyılı ve zor bir dönüşüm süreci içindeyiz. Bu zorluk içinde bir anda yani bir anda hükümetlerin yani siyasilerin iklim liderliğine soyunmalarını görmek durumundayız. Bunu yapmadıkları sürece yani politik gündemde, politik ajandada alınması gereken kararların alınmayıp ötelendiğini görüyoruz. Mesela dün çıkan bir raporda şunu söylüyor, yani gerçek anlamda sera gazı emisyonlarının aşağıya çekilmesi çerçevesinde yeterince olması gerektiği gibi bir adım atılmadığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Aynen. Yani küresel anlamda iklim değişikliğine bağlı dünyanın ısınması ve beraberindeki sistemler devam ediyor. Yani biz karbondioksit emisyonlarını ya da sera gazı emisyonlarını, karbondioksit gazı, sera gazı emisyonlarını durdurmadıkça bu etki devam edecek. Yani bugün de durdursak bunun sonuçları yine devam ediyor bildiğiniz gibi. Dolayısıyla fiili olarak kendi ülkemize şöyle bir bakalım. Yani bugün Türkiye'de de aşağı yukarı 30 tane büyük şehir var. Bir çalışma yapmıştık birkaç ay öncesinde Glasgow için. Büyük şehirlerin aşağı yukarı yarısından azının iklim değişikliğiyle ilgili bir hedef, azaltım hedefi yok halen. Yani dolayısıyla siz büyük şehirler üzerinden %70 civarında sera gazı emisyonu iklim yani büyük şehirler üzerinden dönüyor. Dolayısıyla şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Yani büyük şehirlerde sera gazına neden olan ulaşım kaynaklı emisyonlarını aşağıya çekecek planlamaya ihtiyaç var. Hemen beklemememiz lazım ki aşağıya çekelim. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin de 2053 karbon nötr hedefi var. Şimdi hiç oraya gelmeden emisyonları aşağıya çekip acaba doğal çözümlerle sera gazı emisyonlarını nasıl aşağıya çekip ve hedef vermek değil doğrudan aşağıya çekmek artı uyum çerçevesinde neler yapacağımıza bakmamız lazım. Şöyle ifade edeyim. Bakın bir COVID sürecinde neler yaşadık? Hepimiz çok ciddi travmalar yaşadık. Hala da yaşıyoruz.
Dolayısıyla önümüzdeki bir afet riskinde Türkiye'de geçen yıl yangınlar yaşadı, bir sürü hiç yaşamadığımız şeyler yaşadık ve bunun insanlar üzerine etkisi var ve dolayısıyla en önemli şey hayatta nedir? Yaşayabilmemiz, nefes almamız, sağlıklı bir ortamda yaşamamız, değil mi? Başka bir şeye ihtiyaç duymuyorsunuz. Zaten ondan sonra arkasından geliyor. Yani şöyle hepimiz bir gözlerimizi kapatsak, nerede kendimizi hayal ederiz? Yani bir deniz kenarı ya da bir orman. Mutlaka doğayla bir entegrasyona ihtiyaç duyuyoruz. Sağlıklı şehirler, sağlıklı insanlardan geçiyor. Dolayısıyla sağlıklı insanların var olma mücadelesi içerisinde sürdürülebilirlik çerçevesini ve sizin de az evvel söylediğiniz gibi iklim çıkmazı içerisinde alışılagelmiş yaptığımız şeyleri park ederek dönüşüme girmemiz lazım. Çünkü dünya artık yeter diyor. Yani hava kirliliği başka bir boyutu, daha kısa vadede sonuçları direkt olarak var. Öte yandan iklim değişikliğinin acayip durumlarına her gün karşı karşıya geleceğiz. O nedenle de gardını al diyor. Yani daha dayanıklı şehirler, daha dayanıklı bireyler, dayanıklı şirketler oluşturacak bir araştırma, geliştirmeye ihtiyacınız var. Savaş durumu çok kötü bir durum tabii. Yani savaşla ilgili hiç, yani diyecek hiçbir şeyimiz yok. Yani klasik şeyin klasik. Orada yorum yapmanızı istemedim zaten. Yalnızca onun bir çıktısı olarak nereden nereye, yani savaşın çok dramatik ve çok farklı boyutları var. Fakat bunun iklim boyutunda şimdi büyük büyük hedefler koyan batılı ülkelerin aslında bu hedeflerinden çok net ve deklare ederek farklı bir kararlar zinciri aldıklarını ve almak zorunda kaldıklarını, yani Almanya'ya bakın, bağımlılığını işte öbür taraftan koparamadığı için, ya da diğer ülkeler, hani Almanya örneği büyük bir sanayi devi ve olmazsa olmaz bir ülke olarak, ama bakıyorsunuz planlarımda değişiklik yaptım diyebiliyor. Onun için diyorum ben bu. Evet. Başka türlü bir şey yani. Evet. Bir denk gelme durumu. Evet. Yani şu, sizin söylediğiniz şu anlamdan çok önemli. Yani diyorsunuz ki ya Şafak Hanım, tamam, dekarbonizasyona geçişte bu enerjinin dönüşümü süreci içinde döndük dolaştık tekrar fosil kaynakları adresledik. Aynen. Yani fosil kaynakları adreslemek bizim can damarımıza doğru geçti. Dolayısıyla enerji dönüşüm planlarınızda savunma stratejileriyle ele alacak şekilde bir dönüşüm aslında var. Geçenlerde Avrupa Birliği'nin, epey oldu yani geçenler dediğim, birkaç ayı geçti, şöyle bir şey söyledi. Tabii ben savunma uzmanı değilim. Fakat şöyle bir şey söyledi, dedi ki yani NATO enerji bazlı, yani Avrupa'nın sanayi savunma stratejileri doğal kaynaklar bazında, fosil kaynaklar özelinde ele alınmıştır dedi. Oysa ki şimdi yenilenebilir enerjiye geçişle birlikte bazı metalik mineraller ve bazı yarı değerli mineraller, metaller boyut kazanıyor. Mesela Kongo, kobalt gibi, ya da lityumun, bataryalarda kullanılan lityumun küresel zincirde hareketi ve Avrupa Birliği geçenlerde, bir 28 Ocak, Şubat'tı galiba, tarih yanılıyor olabilirim, çok şey yayınlanıyor, şey çıkarttılar, yani uyum projeleri çerçevesinde sürdürülebilirlikle ilgili bir çerçeve, direktif taslağı çıkarttılar. Bunun meali şu demek, yani kısaca lityum ya da kobalt gibi madenlerin küresel zincire entegrasyonunda o ülkelerde de sürdürülebilirlik gerekliliklerini, yani mealen çevresel, yani doğal sermaye, sosyal sermaye dahil olmak üzere bizim entegre raporlamada da 5'te 6 sermaye başlığını adresleyecek bir çerçevede, bir yönetim süreci içerisinde firmaların çalışması amaçlı o due diligence projelerinde sürdürülebilirlik taslağını aslında çıkarttı. Bunun meali bu. Şimdi bir konu daha var size ifade edeyim. Şimdi bu iklim değişikliğine bağlı olarak bu yüzyılda şöyle bir şey de var. Yani IPCC'nin çıkarttığı, iklim panelinin, uluslararası iklim panelinin çıkarttığı raporlara baktığımızda şunu söylüyor, dünyada da özellikle Avustralya tarafına gidin, hemen gözünüzde canlandırın, Avustralya'nın batısı, hop oradan yukarıya Pasifik ülkelerine gidin, Sri Lanka, Malezya gibi,
oralardan yukarıya doğru devam edin, Avrupa'ya doğru gelin. Şimdi buralarda ciddi anlamda kuraklık sorunu var ve bu kuraklık sorunu keza Amerika'da da aynı şekilde, Kaliforniya'nın iç kısımları ve keza aşırı yağışlar nedeniyle Amerika kıtasında da, Kuzey Amerika'da özellikle bu alt taraflara doğru, Meksika, New Orleans falan o taraflara doğru, Meksika körfezinin üstünde, oralarda ciddi sular altında kalma problemi var. Dolayısıyla mülteciler sorunu geliyor, yani iklim mültecileri sorunu geliyor. Benim hep söylediğim, takip ettiğim bir hoca var, Fransız kendisi ama Kolombiya Üniversitesi'nde, Amerika'da da ders veriyor. Bu iklim mültecileri, hey biz geliyoruz açın kapılarınızı falan demeyecek. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum, savunma stratejileri ve iklim göçmenleri, iklim göçü ülkelerin mevcut sınırlarını bile zorlayabilir bu yüzyılda. Bu şekilde raporlar okuyoruz. Yani netice itibarıyla bu iklim yüzyılının baskısı içinde hepimiz bir dönüşüm içinden geçiyoruz. Ne kadar farkındayız bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim ki birey olarak evlerimizde yapacağımız çok şey var. Ülkelerin, ülkeler nezdinde iş yapma modellerimizde, ulusal hükümetlerde çok şey var. Yerel boyutta belediyeler nezdinde yapacak çok şey var. Dolayısıyla ama yapmıyoruz. Bir tek Türkiye'de, birçok ülke yapmıyor. Evet, evet, evet. Türkiye'de de yani başta girişte herkes böyle sürdürülebilirlik konuşuyor derken açıkçası kendimizi korumak için, yoksa ne güzel şey konuşsunlar ama herkes yerli yerinde ve belli bir şeyi, bir topu alıp öbürüne atıp ondan sonra da hani topu Ali topu tut şeklinde değil de bir basket, yani o basket de zaten kaliteli hayat demek. Şimdi biraz önce ifade ettiğiniz şeyde Birleşmiş Milletler'in son raporunda çok açıklıkla hani bu kadar şey taahhüt ettiniz, bu kadar şey ama hiçbiriniz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ülkeler yapmıyor, şirketler yapmıyor, bireyler zaten yapmıyor. Yani hani yapanlar adına 7 milyarlık nüfusa karşılık. Bu şeyin, şu meşhur iklim kızımız, sembolümüz Greta'nın şeyi gibi geldi bana, o bla 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 diyordu ya her uluslararası konferansta da, ben burada ne yapıyorum yani, yalnızca konuşuyorsunuz diyor. Ama yani ben de Birleşmiş Milletler'in, yani yetkili bir ağızın siz bla 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 yapıyorsunuz dediğini duydum. Yani öyle yorumluyorum açıkçası. Bunu bir şey yapayım dedim. Dirençli olma hikayesinde de biraz şu direnci bize bir anlatın. Çünkü bu direnç de sürdürülebilirlik gibi, böyle o da bir pek seksi. Bu arada çok önemli bir konferans. Ben de şey yaptım, hani siz de eminim orada bulundunuz. Kocaeli Belediyesi'nin düzenlediği Kartepe Zirvesi'nde bu sene ben de konuşmacı ajansı olarak orada güzel konuşmacılar, keynote speaker'dan aşağıda pek çok şeye kadar sağladık. Konular çok güzeldi. Ama yani dirençli şehirler, şehirlerimiz dirençli mi Şafak Hanım? Biraz önce zaten bir şey söylediniz. Bir de orada ifade edilen, bakanın kendisi de söyledi. Türkiye neredeyse hiçbir ülkede olmayacak kadar fazla kentlerde yaşayan bir nüfusa sahip. Yani hani 2050'de halen dünya nüfusu kırsalda ama 2050 büyük bir risk oluşturuyor derken Türkiye için bir facia gibi dinledim ben. Yanlış mı anladım? O konuda da bu dirençle birlikte, siz çok mahirsiniz, buluşturabilirsiniz bir sürü şeyi. bir aktarabilir misiniz lütfen? Şimdi şöyle, çok teşekkür ederim. Ben de Kartepe Zirvesi'ni çok önemli buldum açıkçası, kurgusuyla, her şeyiyle. Şöyle bir şey söyleyeyim. Dirençli şehirleri konuşabilmek önemli bir şey. Çünkü 21. yüzyılda yani ekonomi aslında şehirler üzerinden dönüyor ve bugün belki adını bilmediğimiz ama önümüzdeki onlarca yılda özellikle Pasifik'te ve Asya'da pek çok şehir 1 milyonun üzerinde şehir statüsü kazanacak ya da 750 binin üzerinde ve dolayısıyla da yani bu şehirler konusunda daha eğitimli nüfus,
daha iyi sağlık imkanları, işte tiyatro, sosyal aktivitelerin buluştuğu mekanizmalara doğru bir kayış var. Dolayısıyla İK boyutunda da, şirketler boyutunda da yani daha farklı beklentisi olan insan grupları haliyle şehirlere doğru bir göç alıyorlar. Türkiye'de de aynı şekilde. Şimdi buna baktığımızda Birleşmiş Milletler Risk ve Afet Ofisi'nin aslında yaptığı önemli bir scorecard mekanizması var. MCR yani MCR 2030 programı çerçevesinde şehirlerin daha dayanıklı olması anlamında bir program, bir kampanya yürütüyor aslında. Türkiye'de de bu anlamda çalışıyoruz. AFAD'la birlikte çalışmalarımız başladı. Oraya çok girmemekle birlikte şunu ifade edeyim. Yani şehirler aslında ne kadar dirençli olduklarını kendilerine bir scorecard uygulaması mekanizmasıyla ki Birleşmiş Milletler Risk ve Afet Ofisi bunu sunuyor. Ben de destek veriyorum onlara. Bu mekanizma içerisinde şehrin ne kadar afete hazır olduğu ya da afet demeyeyim, bir tek afet değil çünkü, ne kadar dayanıklı olduğunu bir scorecard mekanizması içerisinde çıkarıyor. Sonuçların düşük olması iyi bir şey aslında. Neden iyi? Çünkü şehir farkında her şeyin. Yani nereleri yürüteceğini, ne yapacağını anlıyor. Şöyle ifade edeyim. Şimdi afet konusu çok boyutlu bir konu ve dolayısıyla bir şehir içerisinde de buna hazırlık yapılması, hep bildiğimiz ne vardı? İşte riskler, krizler, geniş zamanda riski yönetiriz, dar zamanda afete bakarız. Ya dar zamanda işte afet olur, onu yaparız. Sonra geriye dönüş prosedürleri. Ama öte yandan IPCC'nin siz de ifade ettiğiniz çıkarttığı raporda şunu ifade ediyor. Yani artık risk yönetimi değil, ya 21. yüzyılın şu döneminde risk değil, dirençliliğe bir geçiş olmak zorunda. Çünkü riski yönetmen senin dirençli olduğun anlamına gelmiyor. Yani dolayısıyla aşırı yağışlarda ya da baskınlarda ya da kuraklıkta ya da tersi durumlarda şehrin yaşayanlarının ve sistemlerinin nasıl uzun solukta hayatta kalacağını test etmesi gerekiyor. Yani şöyle bir şey size söyleyeyim. Ben acil müdahale, aslında bizim şirketimizin de bir kanadı, unuttum söylemeyi, risk ve petrol ve diğer zararlara müdahale çerçevesinde risk ve acil müdahale yönetimi hazırlıyor. Bu çerçevede ben 2007'de falandı galiba, bir Pasifik tatbikatına katılmak için Avustralya'ya gittim. Orada böyle 1000 kişinin olduğu bir salonda, Avustralya bu anlamda risk yönetiminde benim çok iyi takip ettiğim bir ülke. İşte şu bölüm dediler, o bölüm ayağa kalktı. İşte bu bölüm dediler, bütün bölümler ayağa kalkıyor. Ama o kadar büyük insan grubu var ki zorluğu burada, siz de bilirsiniz. Yani bu kadar farklı bölüm ve kurumu bir harmoni içerisinde yönetmeniz kolay değil. Dolayısıyla plan hazırlamanız lazım. Kaçış planları, hareketlilik planı, göç planı dahil olmak üzere. Bu noktalarda eksiklerimiz var. Olması muhtemel zaten, hani başka bir şey beklemiyoruz. Ama vakit varken Türkiye'deki şehirlerinde bu MCR 2030 programına dahil olmaları, Birleşmiş Milletler'in desteklediği dahil olmaları ve de kendilerine bir scorecard mekanizmasıyla ne kadar dirençli olduklarını test edip bir an evvel çalışmaya başlamaları çok önemli diyorum. Teste gerek var mı bilmiyorum. Bizde deprem bölgeleri, toplanma yerleri bile AVM olduğuna göre, yani bilmiyorum abartıyor muyum ama yaprak bu kadar da olmaz da diyebilirsiniz. Sonuçta bunları ben ifade ediyorum ama yani ben korkuyorum açıkçası. Biz zaten hani o scorecard'da düşük alsak ne olacak? Deprem olduğunda zaten hepimiz bir şekilde şey yapacağız. Şöyle dediğiniz doğru. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Biz planlamayı sevmiyoruz. Yani planlama, ben mühendisim, yani ben hep onu diyorum. Yani yanında çalışan çocuklara da diyorlar ki işte şunu yetiştiremedik ama son dakika son gün şu olmadı. Ama sen mühendissin, mühendis insan planlamayı bilen insandır. Dolayısıyla planlama yapmadığımız sürece, yani planın iyisi kötüsüne de bakmıyorum. Bir plan olduğu zaman plansızlıktan daha iyidir. Bakın size ben bir basit bir örnek vereceğim. Evet. Tesadüf, hatta bu da elime geçti, okudum bir makalede. Bu 11 Eylül olaylarında Amerika'da American Stock Exchange'in de dahil olduğu kuleler yıkıldı biliyorsunuz. Evet. Onlar içerisinde bir tanesi American Stock Exchange'in başındaki kişi
son derece deneyimli ve acil müdahale konularında planlarının hazırladığı, uygulamalarının yaptığı, hani hiçbir şey yokken de böyle herkesi talim terbiye içerisinde yürüttüğü bir adamcağızmış. Bir makalede ben bunu okudum. Hatta makale de Harvard Business'ta çıkan makalelerden bir tanesiydi. Ve bu hadise olduğunda, böylesine büyük bir trajedi yaşandığında, o kattaki insanlar, ki çok alt katlar da değil, aşağı yukarı tamamına yakını tahliye oluyor o kattan. Yani bilmiyordum. Evet, bak. İnteresan evet, yani ben size o makaleyi bulup göndereyim hatta. Gönderin. Yani şunu ifade ediyorum, bir planın varsa o planı test ediyorsan çok önemli. Ama planı test etmiyorsan, işte bulduğun mekanı, İstanbul çok büyük. Evet, toplanma, acil toplanma yerleri çok önemli. Oralara başka şeyler yaparsan, başka amaçlarla kullanırsan, boş ver ya şimdi olmuyor nasıl olsa dersen, aynen. İşte bu örneği okumamız gerekir sonra. Dirençli şehir olması yalnızca afetlere, yani siz şimdi sizi şeye de hapsetmek istemiyorum. Yani yalnızca afet konularına, dirençli bir şehir, dirençli bir şirket, dirençli bir şey olması, birey olması, yalnızca deprem oldu kaçacak yer, yangın oldu sığınacak alan, bunları mı bilmek gerekiyor? Yani aslında bu sanıyorum biraz magazin, birazcık da böyle komiklik olsun diye başladığım, hani sürdürülebilirlik herkes, ama sürdürülebilirliğin talihsiz kısmı da zaten bu. Yani sürdürülebilirlik yalnızca çevre, doğa, afetten oluşmuyor. Kadından oluşuyor, çocuktan oluşuyor, değil mi? Yani bir sürü şeyi var. Hani toplumsal cinsiyet boyutunu sevelim sevmeyelim ama ortasında duruyor. Hani Türkiye'de biz hani o toplumsal cinsiyete aman benden uzak dursun vaziyetindeyiz. Ben de gördüğünüz gibi her bulduğum yere bir tane şeyi sıkıştırmayı bir borç biliyorum, ama sürdürülebilirliğe borcum bu deyip şey yapayım. Buyurun, sürdürülebilirlik yalnızca çevre ve doğa mı? Başka altında neler var? Biraz önce tiyatro falan dediniz. Oradan böyle birden ben de aynen çıktı. Aynen, çok doğru. Yo, araya sıkıştırmanız çok iyi. Çünkü sürdürülebilirlik bir harmoni meselesi. Yani sosyal gereklilikler önemli bir altlık. Yani sosyal sermaye ve sosyal networking alanı önemli bir altlık sürdürülebilirlikte. Yani şimdi geçen yüzyılda ikili bir iletişim vardı. İşçi işveren ya da işte devlet vatandaş. Ama şimdi 21. yüzyılda çoklu paydaş girişimi var. Yani sadece iki kişi değil, birçok şey var. Yani azınlık hakları da var. Yani dolayısıyla bu çerçeve içerisinde kadın erkek ve toplumsal cinsiyet eşitliği önemli bir alan. Yani toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayamadığınız zaman ilerleyemiyorsunuz. Yani mutlu birey toplumda olamıyorsunuz. Bu çok açık. Öte yandan kadın ya da erkek, kim olursanız olsun, günün ya da gecenin istediği saatte bir mıntıkadan başka bir mıntıkaya güvenli seyahat edebilmesi ve böyle bir ortamın sağlanması da sürdürülebilirliğin, sürdürülebilir yönetimin ya da şehirlerin çalışma alanlarından bir tanesi. Sanat mesela, yani bir sanatın olmadığı bir şehrin sürdürülebilir şehir olma imkanı nasıl olacak? Yaratıcılığınızı pekiştirecek ortamlar olmadan nasıl olacak? Bunlar mümkün değil. Bakın, yani o kadar çok boyutu var ki bu hadisenin. Dolayısıyla cazibe merkezi her şehrin, her şehir bir anlamda cazibe merkezine dönüşür. Ben seyahati seven bir insanım. Yani buradan kalkıyorsun, Katmandu üzerinden Paru'ya bir gün gidiyoruz. Yani orada o dağın tepesinden Himalayaları görmenin zevkini ve tarifini ben anlatamam size. Bir buzul görmek benim hayatımda en önemli şey. Yani çok zevk aldım. Anlatamam size. Müthiş bir şeydi. Hiç görmemiştim. Yani buradan şunu anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'de de Ağrı bir cazibe merkezi olur. Ağrı'nın cazibe merkezinde Ağrı Dağı'nın motivasyonu çok yüksektir. Öte yandan İstanbul'da cazibe merkezi olur. Ama Ağrı'ya ben çok büyük bir potansiyel veriyorum. Öte yandan Urfa mesela, kesintisiz bir hayatın sürüldüğü bir alan. Ama buradaki dinamikler de farklıdır. Dolayısıyla sürdürülebilirlik dediğim zaman ben sosyal altlığı mutlaka geniş çerçevede en az çevre kadar, en az ekonomi kadar ele alacak dengeli bir karar verme mekanizmasına entegre edecek yönetsel süreci tariflemek durumundayım. Belki şunu da söylemek lazım. Şimdi şöyle bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki, yani senin
uzun solukta bir şirket olarak hayatta kalabilmen iki temel şeye bağlı. Buraya biraz karıştırıyor da olabilirim. Unutuyorum zaman içinde. Çok sevdim çünkü bunu. Şöyle diyorlar. Bir, inovasyon. İki, yetkinlik. Yani ben bu yıl ve geçen yıl COVID döneminde iş dünyasının patronlarıyla yaptığımız ya da yöneticileriyle, üst yöneticileriyle yaptığımız strateji, sürdürülebilirlik strateji çalışmalarında hep şunu duydum, şaşırdım da, yetkinlikler ne olacak? İK, yani gelecekte yetkinliklerimiz nasıl olacak? Bizim yetkinliklerimize uygun personel bulamıyoruz. İnsanlar ilgi duymuyorlar. Belki biz benzer yaşlarda olabiliriz. Bizim dönemimizde işte telekomünikasyon, mühendislik deyince ben soruyordum inşaat mı diye. Benden ya, amele mi olacağız Şafak Hanım falan diyorlardı yeni jenerasyonlar sonradan. Yani anlatmaya çalıştığım böyle bir sorun da var karşımızda. Yani şirketler, buna şehirler de dahil olabilir, inovasyon çözümlerini yetenek yönetimiyle entegre ederek ilerletmek durumundalar. Çünkü istediğimiz yeteneklere ulaşmamızda ciddi problemler var. Yani bu ne demek oluyor? Üniversitelerinde bu anlamda farklı bir boyuta taşımaları gerekiyor işi. Netice itibariyle sürdürülebilirlik dediğim çerçeve, dediğiniz çok doğru, sosyal altlığının çok detay ele alınacağı, kadın erkek eşitliğinin yani cinsiyetler arası eşitliğin çok önemli olduğu, kadın erkeğin aynı saatlerde güvenli seyahat edebileceği, yaşam güvenliğinin olduğu. Yani şöyle düşünün, mesela bu kadar kadın cinayetinin olduğu bir yerde, yani geçmişte biz İstanbul'da böyle bir şey hissetmezdik. Ben caddeye yakın bir yerde oturuyorum, Bağdat Caddesi'ne. 10:30'da çıkıp yürürdük ama son dönemlerde yürüyemiyoruz. Yani bir takım şeylerimiz var. Bu hani New York'ta farklı mı? O da öyle değildi. Yani 92'de ben gittiğimde benim yanımda insanlar, hani ben bilmiyorum böyle gidiyorum. Amerikalılar aman dediler, seni yalnız bırakamayız. Neden dedim? Çünkü ben hiç böyle bir ortam görmemişim. Güvenli bir şekilde özgürce yürüyorum. Aman dediler güvenlik. Sonra şey görmüştüm mesela, böyle bazı merkezler görmüştüm, savunma merkezleri. Kadınlar için dövüş sanatı öğretiyorlardı vesaire. Yani özetlersem, kısadan ise özetlersem, sürdürülebilirlik başlığında sosyal altlıktaki ve çevresel altlıktaki gereklilikleri ekonomik gerekliliklerle bağlayacağımız bu yeni yönetim mekanizmasını yönetsel süreçlerine şehirlerin dahil etmemiz şart. Evet. Ulusal hükümetlerin şart. Yani size bir şey daha söyleyip tekrar sözü size vereyim ben. Sazı elim alınca bırakmıyorum. Ya şanlı ne diyorsunuz? Mesela şey, Yeni Zelanda'da sürdürülebilirlik merkezleri ulusal hükümetler altında açıldı birkaç yıl önce. Keza şehirler kendi ölçeklerinde, hani diyoruz ya döngüsel ekonomi, ona da girmeden olmaz. Döngüsel ekonomi çerçevesi içerisinde birbirleriyle sektörleri eşleştirecekleri merkezler açıyorlar kendi şehirlerinde. Mesela Kocaeli'nde açılabilir, Kartepe zirvesini yapıyor, sanayiyi barındırıyor, böyle bir şey yapabilir deyip sözü size tekrar vereyim. Valla neresinden tutu, gerçekten çok zor bir konu. O kadar çok konuşuyorum, o kadar yetkin kişiler, sizin bugün hani anlattıklarınız son derece önemli. Ne soracağımı da bilemiyorum ama madem yönetsel kısmına geldiniz, yani burada aslında toparlamamız gereken şey şu galiba. Yani bir yandan hani siz konuşurken şu da geliyor aklıma. Şimdi sürdürülebilirlik küreselleşmenin ürünüydü. Fakat şimdi milliyetçiliğin çok damarları gene kuvvetle akıyor. Gene cevabı çok zor olan bir şeyden girip başka bir noktadan çıkayım. Yani şimdi belki konuya çok yakın olmayanlar nereden giriyor, ne söylüyor, ne söylediğini biliyor mu diye düşünecek. Ancak gerçekten bu konuda hem çok kafa patlatıyorum hem çok okuyorum. Sizin gibi sürdürülebilirlik uzmanı değilim ama ben iletişimin sürdürülebilirliği ya da sürdürülebilirliğin iletişimi konusunda çok fazla şey. Ve her şey birbiriyle çok ilgili. Yani hani o kelebeğin kanat çırpması gibi. Dolayısıyla şimdi buradaki yönetsel nokta bizim geldiğimiz ve duvara tosladığımız yer. Yani hani kriz, risk ve direnç, hani eğer
dirençli olmazsan risk olur, riske bakmazsan kriz olur. Yani bu benim de hep anlattığım iletişimde mevzu, yani ne alaka, ama böyle bir alaka işte. Şimdi yönetsel boyutunda neredeyiz biz? Ve madem Türkiye, yani her şey Türkiye'de çok kötü, asla kabul etmem. Ama Türkiye'de her şey de çok iyi değil maalesef. Hiç olmazsa biz iyi olsun diye, kötü olmasın diye şey yapabiliriz. Biz bu kadar çok kentleşirken, demek ki planımız da eksik olduğuna göre bizi ciddi problemler bekliyor. Ne tür şeyler bekliyor? Yani hani madem öyle sizinle, susuyorum hemen. Konuyu daraltalım biraz. Yani bu sürdürülebilirlik büyük o chunk, o büyük bir şeyi gövdenin altında bir sürü şey barındırıyor. Yani kısa ve orta vadede bizi sürdürülebilirlik adı altında bekleyen risk ve şeyler neler? Yani ne bekliyor bizi? Hangi konularda bizim daha fazla aydınlanmamız ya da uzman olmamız lazım, dirençli olmamız lazım? Şimdi çok sağ olun. Şöyle ben söyleyeyim unutmadan. Şimdi bireysel, şirketsel ya da efendime söyleyeyim şehirsel bazda sistemlerin esnek hale gelmeleri önemli. Yani siz şirketinizi esnek hale getirecek mekanizmaları sürecinize entegre etmeniz lazım. Yani rigidseniz yönetsel süreçlerde, bu nedir işte, yıllar boyu kalite yönetim sistemlerini kullandık. Sonra buna çevreye entegre ettik. Buralarda da ihtiyaç ve beklentiler, işte paydaş analizleri geldi, oralara girdi. Önemliydi. Sonra enerjiyi yönetelim dedik falan. Böyle bir sürü yönetim sistemi entegre oldu. Şimdi gelinen noktada yani dirençli olabilmeniz için esnek olmanız lazım. Yani esneklik mekanizmaları benim sürdürülebilirlik argümanım içerisinde önemli bir yer tutuyor. Dolayısıyla sonuç itibarıyla nasıl bir yol haritası çizeceğim derseniz, şehirlerin esnek olacak mekanizmalara ihtiyacı var. Yani aşırı bir yağmur, yağış vesaire meteorolojik riskler geldiğinde mekanizmayı doğru çalıştırıyor olması lazım. Şimdi ana sorun, yani Türkiye'de de çok iyi düşünen, çok iyi seviyede yöneticiler var. Yani gerçekten benim çok beğendiğim yöneticiler var. Ve bunların geçenlerde bir platformda, dijital platformda izleme imkanım oldu. Riskler ve kırılganlıklarından bahsediyorlar. Yani bu şu demek, yani iklim riskiyle alakalı ne olabilir mesela? Eğer siz elma suyu satıyorsanız, elmayı da yan bahçenizden alıyorsanız, eğer yan bahçedeki alanlar kuraklıkla karşı karşıya kaldığında siz orada elma yetiştiremeyeceksiniz. O zaman en önemli ham maddeniz elinizden gidecek. Dolayısıyla siz o ham maddeyi bulabilmek için belki çok uzak yerlerden getireceksiniz. O zaman da ekonomik ömrü kalmayacak. Yani burada belki şununla da bağlayabiliriz. Az evvelki sorunuzla da alakalı. Yani bizler küreselleşmeyle sürdürülebilirlik ilintili ve küresel bir pazar belki de yaratmaya çalıştık. Küresel tedarik zincirinde siz burada lastik üretiyorsunuz. Kavucuğunuz ta aşağıdan Brezilya'dan geliyor. Ayak izi çok fazla. Yani o ana ham maddenizin sizin alanınıza gelinceye kadar ki karbon emisyonu çok yüksek. Karbon diyor, taşıma kaynaklı, ulaşım kaynaklı. Dolayısıyla şimdi bütün tedarik zincirini böyle tasarlamıştık. Ama COVID sürecinde ne gördük ki? Gördüğümüz şu oldu. Bir, tedarik zinciri kırıldı. İki, bu anlamda altyapı bozuldu. Hani bir sanayicimiz şundan yakınıyordu geçen yıl. Ya Şafak Hanım, işte gemiyle mal alamıyoruz. Neden? Çünkü bir yıl yattı gemiler. Gemi sahipleri gemilerini sattılar. Çünkü bunu döngüyü sağlamaları kolay değil. Gemi bulamıyoruz ki gelsin. Ya da çok basit, kamyon şoförleri yok. Kamyonları satmışlar. Kamyon şoförü yok. Yani bu sefer mal ve hizmet size ulaşamıyor. Demek ki lojistik zincirinizi bile tasarlarken esneklikle de alakalı uzak mesafelerden gelecek ürünlerin taşıma kaynaklı riskleri ve iklim risklerini göz önüne alarak bir dönüşüm planına ulaşmanız gerekiyor diyebilirim. Yani netice itibarıyla bizi ne bekliyor? Belki öyle bağlayayım. Bir kere IPCC'nin çıkarttığı raporlardan Türkiye özelinde konuşacaksam, bulunduğunuz alan ve tedarik zincirinize bir bakmanız lazım. Bir, gerçekten şu anda kullandığınız ham maddeler, üretim modelleri ve benzeri, su ayak izi, karbon ayak iziniz ne durumda? Tedarikçinizinki ne durumda?
Yani bu hani şunu da hep söylüyorlar ya, yani yeşil anlaşma bir dönüşüm aslında. Yani sadece su ve karbon ayak iziyle ilgili bir şey değil. Yani belki de nasıl hepimiz, bütün şirketlerimiz, ben 2002 yılında yaptığım bazı eğitimleri bugün vermiyorum çünkü iyileşmeler oldu, başka şeyler oldu. Şirketler için de öyle bir şey. Yani dolayısıyla yani şöyle bağlayayım, yeme alışkanlıklarımızı değiştirmek zorundayız. Sulu proseslerle üretilen gıdalar, mesela restoran zincirlerinin yeme içme menülerini değiştirmesi lazım. Bir sürü et lokantası açılıyor yani ete karşı. Ya da şunu söyleyeyim, yani Starbucks bile kahvenin yanında çayı satmaya başladı. Bu tesadüf değil. İyi. Yani Starbucks'ın ciddi şeyleri vardı, isim verdik ama yani ciddi regülasyonları vardı. Kahveye light, yani yağsız sütle bile Chicago'da kahve satmıyorlardı. Yani bu kadar açık. Hatta en başındaki adam, ben biraz bu şeye, kahveye takıntılıyım. En baştaki CEO gidiyor özel olarak Chicago'da açılan ilk dükkanlarında, kahve dükkanlarında sabah izliyor kim geliyor, kim gidiyor. Bunu kitabında da yazdı. Bir kadıncağız geliyor, spor Değil yapmış. mi? Efendim? CEO yeniden bu kaçıncıdır? Aynen, Yeniden aynen. geldi. Evet, aynen öyle. Çok çok Değil. akıllı adam. Yani ve de motivasyonu çok yüksek. Diyor ki Chicago'da 6-6,5 gibi spor yapan bir kadıncağız kahve istiyor. Ama diyor light sütlü olacak. Yani yağsız sütlü olacak. Ama Starbucks'ın köşeleri var. Diyorlar ki yağsız sütlü olmaz. Ama ne oldu şimdi? Çay satıyor Starbucks. Neden? Soy ayak izi çok yüksek. Yani sizin önümüzdeki süreçte ürünlerinizde, benim hep tekrar ettiğim, efendime söyleyeyim. Şimdi kahve pahalaşacak. Zaten hani bazı markalar çok özel rafine kahveler üretiyorlar. Yani dolayısıyla alım gücü değişecek. Yani sadece kahve, yani zor hayatı bu şekilde yürütmeleri. Ya da deri mesela, dericilik sektörü, derinin ayak izi çok yüksek vesaire. Yani artık moda sektörünün ciddi bir dönüşümü var. Kısaca iş modelinizi esneklik mekanizmaları ile dönüştürmeniz şart. Çok Peki, istedim. Vereyim. bu iklim riskleri ve analizi konusu şu anda şirketlerde yapıla gelen bir şey mi? Yani çok rastladığımı söyleyemeyeceğim. Tabii siz konunun çok içindesiniz mutlaka, ama yani ne kadarı bunun farkında ya da böyle risk analizlerini yapıyor? Yani başladı diyebilirim Türkiye'de de. Çünkü şimdi şirketler ne oldu? İşte 2000'li yılların ortasından itibaren, yani 2010'lardan itibaren 2011-12 Türkiye'de daha yaygın raporlamaya başladılar farklı formatlarda, GRI gibi ya da kendi oluşturdukları in-house modellerle. Sonrasında şunu gördüler. Biz ne yapıyoruz? Bunu raporluyoruz. Tamam, çok güzel ama bizim yol haritamız ne olacak? Yavaş yavaş son 2-3 yıldır şirketlerin stratejilerine odaklandıklarını görüyoruz. Stratejiye odaklandıklarında otomatikman iklim riskleri küreselde ve yerelde, yani yakın çevre analizlerinde karşımızda çok ciddi bir risk. Yani fiziki riskler geliyor. Öte yandan fiziki risklerin yanı sıra dolaylı riskler karşımıza geliyor. Yani doğrudan sizin üretim modelinizi değiştirmeye kadar giden riskler geliyor. Valla yani iş dünyasının çok farkında olduğunun ben net olarak okuduğumu söyleyebilirim üst Anladım. yönetimin. Ve hatta ben bile bazen şaşırdım. Yani bu yıl birkaç toplantıda şaşırdım. Müthiş okumalar var. Yani sanayicinin müthiş okumaları var. Dış dünyayı çok iyi okuyorlar. O da benim için de bir motivasyon kaynağı oluyor. Yani hani biz Türkler hep onu söylüyorum. Geç başlıyoruz, hızlı ilerliyoruz. Ama bu çerçeve içerisinde doğru kanallarla gerçekten bu konuyu yeşil yıkamanın ötesinde, yani bu konuyu böyle bir kullanmak gibi tarafları gerçek anlamda bir park etmek önemli. Sanayicinin buna destek vermesini ümit ediyorum ve bizlerin de sizlerin de buna destek verdiği çok açık. Dolayısıyla gerçek özüne yoğunlaştıklarında önemli olan burada sistemlerimizi nasıl esnek hale getirebiliriz? Çünkü doğrudan mutlu insanlarla entegre olacak bir geleceğe koşuyoruz. Ama karşımızda büyük bir dağ var. Bununla akıllı mücadele etmemiz gerekiyor.
Anladım. Benim buradan hani alıp götüreceğim şeyler, bir kere esnek olmayı gündemimize getirdiniz. Ondan sonra iklim riskleri ve kırılganlığın bir analiz ve planlama çerçevesinde şirketlerin artık DNA'sında olması gerekli olduğunu ifade ettiniz ve şunu söylediniz. Dediniz ki yani krizler zaten en son şey, risk onu geçmeliyiz. Bizim kafamız açıkçası dirence şey yapmalı, çalışmalı. Yani dirençli, dayanıklı olabilmenin yolunu aramalıyız. Bir de şunu söylediniz. Yani artık biz doğal çözümler üretiyor. Yalnızca hani karbon ayak izi, su ayak izi vesaire, onları işte giderelim, şunu yapalım, bunu yapalım. Doğal çözümlere de bir yandan, yani aynen dünyada işte ne bileyim ben, nükleer yerine işte güneş panellerini aynı anda koymak gibi, ya da doğal şeylerden, rüzgardan yararlanmak gibi. Ben burada sadece lafınızı böldüm ama şu çok önemli. Yani bizim bu programımızda da dillendirdik. Bu ilklerden biri bana kalırsa. Yani bu dirençlik mevzusu, riskten dirence geçmek mevzusu yeni bir şey. Yani IPCC'nin de raporlarına giren önemli bir şey. Bunun altını çizelim. Bu çok konuşulmuyor. Evet. İkincisi şöyle bir şey de ifade edeyim. Bütün bu mekanizmalar içerisinde şeyi ele almak lazım. Yani biz acaba dirençli hale gelirken, işimizi geliştirirken planlamaya nasıl bakacağımıza odaklanarak yol haritamızı oluşturmamız lazım. Ben tabii unuttum, bir şey daha söyleyecektim. Onu şimdi bırakıyorum. Şimdi birazdan aklıma gelirse tekrar söyleyeceğim size. Ben şöyle bağlamak istemiştim. Biraz gene böyle magazinsel olsun diye. Siz katıldınız yanılmıyorsam Glasgow COP. Oradan tabii bundan sonraki Mısır'da olacak karar. Hani 3 yılda bir yerinde, bundan sonra her yıl olacak. Bundan sonraki de Mısır'da olacak. Yani ben kendi adıma bir Türk olarak hafif kıskanmadım değil. Yani neden bizde olmuyor acaba böyle bir şey diye, ama böyle oturduğun yerden kıskanmakla olmuyor değil mi bu işler? Yani evet, yani lobini doğru ve iyi lobi yapmak lazım. Şöyle söyleyeyim size, evet Şarm El Şeyh'te olacak. Benim de dilim böyle, Mısır'da olacak bu yıl. Mısır'da olacak. Ve, orası da çok özel bir bölge tabii. Evet, yani şöyle, ben gitmiştim Mısır'a yıllar evvel ama yani müthiş bir tarih vardı. Ama iyileştirilmesi gereken alanlar da vardı. Ama mecburen bu yıl herhalde gideceğim diye düşünüyorum tekrar COP için. Şöyle bir şey söyleyeyim. Geçen yıl bildiğiniz gibi COP26 sürecinde, ki bana kalırsa İngiltere çok iyi bir ev sahipliği yaptı. Hatta ben giderken böyle, hani hepimiz de olduğu gibi uzun yıllar seyahat etmedik COVID nedeniyle. Bu kadar insanı ağırladı. Bir risk aldı aslında. Müthişti. Her gün testler yaparak girdik. Trenlerle taşındık, otobüsler vesaire. Bence İngiltere iyi bir ev sahipliği yürüttü. Gayet iyi yürüttüğünü söyleyebilirim. Türkiye'nin de Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığımızın standı vardı. Gerçekten müthiş bir ev sahipliği yaptıklarını söylemem gerekir. Ben de orada bir sunum yaptım sürdürülebilir şehirlerle ilgili ve bunu şey yapıyorlar, cesaretlendiriyorlardı gerçekten. İyi de oradaki arkadaşların çabası ve emeği, bir aya yakın bir süre gayet iyiydi. Şunu söyleyeyim size. Şimdi bildiğiniz gibi bu kayıp ve hasar konusu geçen yıl neticelenmedi. Bu anlamda Paris Anlaşması sonrasında müzakerelerde yarım kalan bir alandı ve de bildiğiniz gibi, yine doğru hatırlıyorsam, bir para mevzusu vardı. 2020'den itibaren gelişmiş olan ülkelerin bir fon oluşturarak bu paraları buraya koymaları zaruriyeti vardı. Bu işlemedi, bunu yapamadılar. Dolayısıyla kayıp hasar konusu da yarım kalmıştı COP26'da. Şimdi 2022 Mısır'daki COP27'de karşımızda bu kayıp hasar konusu ve haliyle dirençlilik konusu önceliklerden bir tanesi olacak, onu söyleyeyim. Dolayısıyla önemli bir konferans olacak. Ümit ediyorum ki geç kalmadan devam ederiz. Tabii bir şey daha söyleyeyim. Mesela şu anda elektrikli araçlara geçişle ilgili Türkiye'deki mekanizmada da ilerlemeler görüyoruz. Ama 42 ülke hatırladığım kadarıyla kömürden çıkış planı vermişti. Biz katılmadık bu alana. Keza işte yeşil gemicilik ya da işte
yeşil terminallerle alakalı bir şey vardı. Türkiye burada da olmadı. Oysa ki üç alanı denizlerle kaplı Türkiye'nin de, muhtemelen nedenleri vardır herhalde. Yani netice itibarıyla enerjinin kömürden arındırılması mekanizması enteresan. Bir, son bir şey söyleyip kapatayım. Nükleerle alakalı ben ilk kez geçen COP'ta nükleerle ilgili böyle bir promosyon yapıldığını gördüğümü söyleyebilirim. Ama nükleere biraz dikkatli olmamız lazım nükleerde. Çünkü biyoçeşitlilik Türkiye için çok önemli, bütün dünya için çok önemli. Hani ben madenciyim ama hani madenci olmama rağmen bazı bitkileri öyle taşıyarak falan olacak iş değil. Dolayısıyla biyoçeşitliliğimizi korumak zorundayız ve şeyle ilgili. Bu nükleer atıklarla ilgili bu uyarıyı yapıyor. Nükleer atıklarla ilgili bu uyarı. Evet evet. Yani nükleer atıklar netice itibarıyla Türkiye'de nerede nükleer atıkların bertaraf edileceği, efendim söyleyeyim, buradaki deneyimler, üniversite çok, her ilde üniversitemiz var, çevre bölümlerinin deneyim kazanmaları lazım. Çünkü Türkiye'nin nükleer atık konusunda bir deneyimi yok, hiçbirimizin yok. Dolayısıyla bu başka bir şey. Yani Avrupa'nın deneyimi var ve çok da problematik alanlar var. Efendim şeyde, Fransa'da, Finlandiya'da. Buna dikkat etmemiz lazım. Yani biyoçeşitlilik ve alan korunması bizim kırmızı çizgimiz diyeyim. Sözü bırakayım. Yani kırmızı çizgilerimizi çok net, Türkiye'nin tabii ki yani bazı yerlerde net durmamasının pek çok plan dediniz, plansızlıktan. Ben daha ileriye gideyim. Yani konuları cehalet ve özel faydalara döküyor olmak çok büyük. Yani bunlar bizim bu sene yangınlarla perişan olduk. Bu yıl gene olacağız. Bunun sonu yok. Seller, kuraklık, bütün bunlar aslında bir planın parçası olarak tamamıyla önlenebilecek bir şey değil. Ama en azından öldürmeyecek şekilde ya da kendini yenileyebilecek şekilde devam edebilir. Siz nükleer atıkların aynen tabii ki bu plastik atıklar gibi Avrupa'nın plastik cenneti olup da kendimiz için bir cehennem yaratmış olmaktan duyduğum üzüntüyü ifade etmeden kapamayayım. Yani Glasgow'dan sonra Mısır'da olması, Mısır'ın da durumu parlak değil ama demek ki işte böyle bazı, yani bir kimsenin durumu parlak değil açıkçası ama bazılarının durumu daha kötü diyebiliriz herhalde. Maalesef bizim de bazı zorunluluklardan dolayı galiba böyle bir mecburiyetler içerisinde ya da bilmediğimiz için bazı konularda zayıf tarafta yer alıyoruz. Oysa dirençli olmamız lazım. Yani sizin çok daha derin uzmanlık alanlarınız bunların arasında oluyor. Ben sizi gene böyle genel geçer şeyler içerisinde biraz yüzdürdüm ama belki daha sonraki sohbetlerimizde biraz daha gündemi, genel gündemi ve Türkiye'nin bekleyen risklerini, krizlerini demeyeyim, risklerini diyeyim hiç olmazsa, onlara karşı uyarılarınızı almak isterim. Şafak Özsoy, çok çok teşekkür ederim. Zorlu bir işiniz var. Size kolaylıklar diliyorum. Ben küçük bir aracıyım açıkçası. Siz söylüyorsunuz. Ben her ne kadar aralara bir şeyler sıkıştırmaya çalışıyorsam da asıl iş sizde. Çok teşekkür ederim. Benim için de zevkti Yaprak Hanım sizlerle birlikte olmak. Harikasınız. O zevk çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Kolaylıklar diliyorum. İyi günler. Sağ olun, sağ olun.